Bambaşka sohbetlere hoş geldin. Yine bana iyi gelen, sana da iyi gelsin. Çok güzel bir program olacak baştan söylemesi. Heyecanlıyım her programda olduğu gibi. Bugün böyle biraz hani kendi duygu durumlarımızı da konuşuyor muyuz dostlarla, sevdiklerimizle bilmiyorum ama ben böyle her gün artık programın açılışında birazcık konuşmak istiyorum galiba. Kafam karışık bir gündeyim. Biraz heyecanlıyım, biraz yorgunum, biraz telaşlıyım. Diyeceksin ki Ceyda hangimiz ne zaman öyle değil ama fark etmek de iyi bir şey gibi geliyor bana. Bazen başarısızlıklarınızı da fark etmek iyi geliyor. Kendinizi eleştirmek iyi geliyor. Ben kendimi böyle şefkatle, sevgiyle eleştirmeyi seven biriyim. Bana iyi geldiğini düşünüyorum. Biraz bunları da konuşacağım bir konuğum var aslında bugün. Onu çok seviyorum. Sizler için çok önemli, çok kıymetli bir isim. Benim için ayrı. Biraz hayata dair onunla konuşmak istiyorum. Araştırmaları bitmez, merakları bitmez, peşinden gittiği cümleler bitmez. Hep mesleğine aşık ve onun üzerinden çalışmalar yapan, hayata oralardan bakan biri. Ama ben onun birazcık haylaz çocuk tarafıyla da ilgilenmeyi seviyorum. Yaşça biraz büyük olmanın avantajını kullanıyorum aramızdaki ilişkide diyelim. Bakalım bugün hangi cümleyle, kiminle o cümlenin peşinden bir yolculuğa çıkacağız. Cümlemize bir bakalım isterseniz sevgili arkadaşlarım. Evet, Ben Sweetnut diyor ki başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Her zaman olduğu gibi yorumumu yapmadan duramıyorum. Bana alıştığınızı düşünüyorum. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Kime göre başarı, neye göre başarı? Başarı bir yolculuksa biz hep başarılı olmak zorunda mıyız? Bir başarı bir varış noktası değilse biz heyecanımızı nasıl bulacağız, değil mi? Çeşit çeşit sorular gelebilir bu cümlenin ardından. Ama tabii ki her cümlenin yorumu şahsa özel, şahsa münasırdır diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Fazla vakit kaybetmeden canım dostum, sevgili eğitim bilimci Özgür Bolat'ı davet edeceğim. Özgürcüğüm, nasılsın? İyiyim, ben nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Yaşasın. Yakınlara sarılırım. Evet. Elin, ha. Yani çok teşekkür ederim programım diye çiçeklerle gelmişim. Bak nasıl boşa düşüyor şu anda. Bir sürü çiçek getirmişsin yani gerçekten. Çok bu zahmet kadar, oldu çok bana. Çok zahmet evet, oldu Özgürcüğüm. Evet. Evet diyorsun ki utandırarak programa başlayalım ki güzel geçsin program. Yok şaka anladım. Yapıyorum ya. Senin evet. Zarif olduğunu biliyorum yani evet, hiç öyle ederim. Değil. Sadece çok güzel çiçeklerim geliyor böyle ilk evet, hafta güzel, olduğu gerçekten. İçin. Onlara seni kullanarak. Aslında ay çiçeklerim de çok güzel demek için yaptım. Anladım. Senin gelmen çok önemli benim için. Teşekkür ederim. O yüzden hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne bileyim, biraz karışık. Gerçekten? Biraz... Evet, bak başladı. Önce sen sormak ister misin bana soru? Ha, sorayım. Hadi sor. Neden telaşlısın? Çünkü galiba hayatımın son döneminde biraz fazla yük aldım üstüme. Aslında bunların adı yük değil, hepsi benim heyecanlarım ve isteklerim. Fakat zaman planlamamı doğru yapamadığımı fark ediyorum. Hmm. Ve galiba daha fazla yapmak istediğim şeyler daha belirmeye başladı. Yaşla mı alakalı? İnsan istediği şeyleri tabii, yaşla mı? Tabii 30'dan anlıyor? Sonra yapar. 30'dan sonra senin daha var. Evet, sen var. Daha aşık olacaksın, evleneceksin, çocuğun olacak, biz nikah şahidi olacağız. Ben biliyordum olacağız, kesin bunlar. Kesin o konulara girmeyeceğim. Hayır girmeyeceğim. Bir saniye. Asla bir soru soracak. Devam et sen. O bir... Dolayısıyla şu anda bir sıkışmışlık döneminden geçiyorum. Biraz böyle galiba bir yarım güne ihtiyacım var mesela bir odada sadece kendim. Böyle bir kağıt kalem alıp nelerle uğraşıyorum, neler yapmak istiyorum, hangilerini elemeliyim, neye ne kadar gerçekten zaman ayırmalıyım, neye ihtiyacım var bir böyle kağıt üstüne görmek istiyorum sanırım. Sen evet. De böyle biri misin? Şimdi ben mesela böyle yaşadığım zaman kendime tamam. Şu soruyu sorarım. Ne? Bundan nasıl kurtulacağım? Ama kurtulmak istiyor muyum demeyeyim mi önce? Zaten zaman yönetimi diye bir şey yok aslında. Niyet yönetimi var. Ha. Tabii niyetim var. Bir de neden hayır diyemediğim var. Hayır diyememenin, yani bir sürü yük geliyor, hayır diyemiyorsun, seçim yapamıyorsun sonuçta. Evet. Neden hayır diyemiyorsun? Onun altında bir korku var. Hı. Ben öyle yaparım. Yani kendime o soruyu sorarım. Bundan nasıl kurtaracağım? Yazmak çok iyi gelir. Çünkü kafanda taşıyorsun evet. Ya, kağıtta taşıyacaksın. Evet. İkincisi artık ben şuna inanılmaz inanıyorum. Ekip olması lazım. Değil mi? Ekip. Asistan arıyorum diye ben bak evet. Yayını buna alet et. Asistan şey, arıyorum. Ben nereye başvuracağım Özgür Bey, ben? CV'nizi rica edeceğim tamam, ben sizin. Tamam ben başvurmayı düşünüyorum. Ay ben seninle uğraşır mıyım ya? Ay
Senin yani biz burada da didişecek miyiz? Didişeceğiz. Ben öyle seninle mi? Her yerde didişeceğim Özgür. Tamam. Hayatımı bunun üstüne kurdum seninle tamam, ilişkimde. Tamam okey didişelim. Tamam. Senin mükemmeliyetçiliğinle ben başa çıkamam. Hmm. Evet ben de o var ama bayağı yol aldım. Neden mi? Biliyorum yani ailesel bir şey var, altyapı, bir öğrenmişlik, çok mükemmel bir, mükemmeliyetçi bir baba. Hep hani en iyi ve kusursuzu isteyen evet. Ve bir de anneye babaya çok aşkla bağlı bir evlat. Yani tabii özel hayatımızda da çok yakın ilişkilerimiz olduğu için tabii ki onların hepsini buraya taşımayacağım. Şey yapma, korkma. Ama korkum yok. Bunu söylemem lazım yani bence senin... Bu kadar başarılı biri olmuş olmanın en büyük sebebi anne babana duyduğun aşk gibi geliyor bana. Gururlandırma. Evet işte o evet. Aşktan dolayı ben varım ve benimle gurur duyabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Duruşu gibi bak, geliyor. O ikisi çok farklı. Antalya'da oturuyoruz. Tamam. Tamam mı? Böyle bir yere gittik abimle. Sonra bizim annemin köyünden insanlar varmış. Tamam. Tamam mı? O merhaba merhaba. Sonra çocuk oradaki adam işte dedi ki ya Özgürcüm dedi işte sen biz aynı köydeniz dedi. Senle dedi gurur duyuyoruz dedi. Tamam mı? Sonra döndü ki Bülent'i çok severiz dedi. Özgür'le gurur duyarız dedi. Abin Bülent. Abim Bülent. Evet. Dedi ki Bülent'i çok severiz. Özgür'le gurur duyarız dedi. Sen bunu test konusu yaptın değil mi sonra? Evet. Şimdi yani birini sevmekle biriyle gurur duymak farklı şeyler. İyi geldi mi bu cümle sana? İyi bana gelmedi. Gelmezdi. Bana da gelmedi. İşte sıkıntı orada. İyi gelmedi. Ben de hatta anne baba okulunda espri yapıyorum. Ulan beni sev, beni sev, gurur duyma falan diye espri yapıyorum. Yani insanlar işte ailelerde de öyle. Gurur sevginin yanına geçince, yerine geçince pardon sıkıntı oluyor. Sen peki annen baban tarafından sevilen mi, gurur duyulan mı oldun? Şimdi her anne baba çocuğunu seviyor da sevgi ilişkisi kurmuyor. Ama senin istediğin sevgiden bahsediyorum. Anne baba çocuğunu seviyor. Sen ama duydun ben, mu onu? Hissettin mi? Şöyle, o zaman hissettiğini düşünüyorsun. Çünkü Türkiye'deki en büyük sıkıntı şu. Çocuğa bakmak demek sevgi vermek anlamına geliyor. Tamam. Öyle bir şey yok. Çok iyi bakıldım, çok iyi gurur duyuldum ama o sevgi bana geçti mi şimdi düşününce emin değilim. Emin değilim. Evet. Ben de bazen emin değilim. Şey de öyle ama anne babalarımız da öyle. Biz, evet, onlar biz, da hayır, biz anne babalarımıza çok iyi bakıyoruz. Evet. Sonra soruyorum acaba sevgi veriyor muyum? Aynı şey bak tam değişiyor. Tabii. Türkiye'deki değişmesi gereken en büyük kavram şu. Çocuğa çok iyi bakım vermek ona sevgi vermek değildir yani. Bunu bir defa yazmamız lazım. Peki sen özel yani hayatında hem meslek hayatında hem özel hayatında mükemmeliyetçisin. Ama yol aldım artık eskisi kadar değil. Evet, kendimi sonuçlardan bayağı uzaklaştırdım. Evet zaten onu soracağım. Ha. Ama bir o kadar da eğitim bilimci olarak da şuraya da takıksın. Eleştirmeyin. Evet. Değil mi? Çocuğu eleştirmeyin. Evet. İnsanları tabii. Şimdi böyle büyümüş birisin, buradan kendini eğitmeye çalışıyorsun. Nasıl kurdun o dengeyi daha kendine eğitmeden? Onu merak ediyorum. Şimdi şöyle, o konu eleştiri değil, konu yargı. Yargı eleştiri. Şimdi hayır, yargı olumlu da olabilir çünkü. Tamam. O da övgü oluyor. Tamam. Şimdi ona kafa yoruyorum biliyorsun. Evet, yani. Evet. Üçüncü kitap övgünün zararı olacak. Tamam. Olumsuz eleştiri, olumsuz yargı da eleştiri oluyor. İkisi de sıkıntılı çünkü ikisinde de yargı var. Tamam. Yargılayınca ne yapmış oluyorsun? Ne? Ben seni olduğun gibi kabul etmiyorum. Ya niye sarı giydin ki? Ne demek? Ben seni şu anda sarı olmanı kabul etmiyorum. Keşke yeşil giyseydin diyorsun. Ve sürekli yargılayınca övgü de olabilir bu, eleştiri de olabilir. Çocuk diyor ki ha, var olduğum şeklimle ben kabul görmüyorum diyor. Hmm. Ve kendini değersiz hissetmeye başlıyor. Onun için yargı insanları değersiz hissettirir. Değersiz hissetmeyen çocuk var mı Özgür? Var tabii ki. Bu soruyu alıyorum ben. Anne baba okulunda da alıyorum ama ben, senin etrafındaki kitle hep aynı kitle değil mi? Senin gibi insanlar değil mi? Yani ben değersiz hissetmeyen bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Var. Çünkü, sen etrafında öyle insanlar olmadığı için görmüyor olabilirsin. Bir Anadolu'ya git, bir Antalya'ya git, bir köye git. Çocuk gerçekten var olduğu şekliyle kabul gördüğünü hissediyorsunuz. Ama Türkiye'de nasıl? Ama bu oran çok az. %20'dir diye düşünüyorum. Daha şimdi diyorsun köyde kalbim kırıldı, abimi sevdi, hayır, benimle gurur canım, duydu. Başka o da bir değersizlik. Hayır o başka tabii ki ama bizim köyü kastetmiyorum. Yani köylere gittiğinde orada neden annenin çocukla olan ilişkisini nasıl görünce çok sevgi ilişkisi olduğunu görüyorsun. Nasıl? Nasıl? Mesela bir örnek. Ya ben mesela tam tersini düşünüyorum. Eğitim düzeyi yüksek olmayan ailelerin çocuklarını hiç dinlemediğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ve sevgi o zaman nerede burada? Tamam. Şimdi Türkiye'de bence sevgi verme oranı %20. Tamam mı? Bayağı yüzdeli diyorsun. Bence. Gözlemim o. Hmm. Sen hiç görmüyorum dediğinde sen
görmüyor olabilirsin. Çünkü senin çevren zaten senin gibi insanlarla dolu olduğu için. Ben sevgi kuşuyum, sen beni biliyorsun. Hayır, yani hayır. Öyle sen değil. O zaman bir tane, en az bir tane örnek var sende. Çok örneğim var. Ama şunu... etrafında, şunu demeye çalışıyorum. Etrafımızda bizim gibi insanlar olduğu için biz tamam. herkesi öyle zannediyoruz. Ama ben Anadolu'yu çok seminer veriyorum. Anadolu'da gidiyorum, bakıyorum orada. İnsanlarda sevgi veren aileler görüyorum. Onu demeye çalışıyorum ki. Ama bizim bu oran Türkiye'de az. Bitmez. Evet, bence de bana biraz az geliyor. Ama hiyerarşik, hiyerarşik ve kolektivist toplumlarda bizim gibi sevgi verme oranı çok azdır. Sen sever misin? Hadi. Şimdi sen, ben severim ama doğru soru, sevgini gösterir misin? Daha doğru bir soru. Hayır, önce sever misin soruyorum. Çünkü sever misin gerçekten? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yargılayan, orada da yol aldım. Mükemmeliyetçilik yargılamak demektir evet. zaten. Bir insan ne kadar yargılıyorsa o kadar bağlanmaktan korkuyordur. Evet. Ne kadar bağlanmaktan korkuyorsa o kadar az sevgi verir. Aynen öyle. Kendime baktığımda benim... tam olarak busun. Burada yol aldığımı düşünüyorum ama. Ne kadar yol aldın Özgür? Aslında yol almak şöyle bir şey. %20, %30 diye bir şey yok. Yol almak şöyle bir şey bana göre. Bir an tam onu oluyorsun. Tamam. O işte Jung'un alt kimlikleri var ya, o alt kimliğe giriyorsun, %100 sevgi veriyorsun. Tamam mı? Bir an o alt kimlikten çıkıyorsun, eski alt kimliğine giriyorsun. Tamam. O zaman da hiç vermiyorsun. Yani bu böyle bir %20, %30'luk gibi değil, anlar var. O anların içine giriyorsun. Bir günde kaç defa o anın içine giriyorsun diye sorarsan, mesela yine belki orada %10, %15 o anın içine giriyorsundur. Ama bu bir yolculuk, daha fazla girmeye çalışacaksın. Özellikle mesela öfkelendiğimde, bir şeye kızdığımda hemen kendime diyorum ki sevgi öz oluyor işte o. Özün içine gir diyorum. Hı-hı. Onu yapmaya çalışıyorum. Bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum. Eskiden böyle bir şey olduğunu bile bilmiyorum. Ne kadar kötü. Evet işte yani. ya zaten her şey bir kenara, gerçek bir başarı hikayesisin. Yani bunu tekrar tekrar söylemeniz çok gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok eleştiren bir baba var. Köyde büyümüş bir çocuksun. Yani çok köyde eleştiren büyümedim de. Demeyeyim de mükemmeliyetçi evet. bir baba var. Yüksek beklenti. Evet, yüksek beklenti. Evet. Yüksek beklentiyle mükemmeliyetçi farklı mı senin için? Biz böyle kelimelerde saatlerce boğuluruz. Ama, beni darar artık. Ben kelimeden yılarım. Ama yani. Şöyle bir şey. Böyle sohbetimiz. Böyle bizim. Şey, bence kavramsallaştırmak çok önemli. Evet efendim. Şöyle oluyor. Buyurun. Yüksek beklentiyle eleştiri arasında yüksek korelasyon var ama tamam. şöyle oluyor. Baba sana çok karışmıyor, eleştirmiyor ama senden yüksek beklenti olduğunu ifade ediyor. Sen de onu karşılamaya çalışıyorsun. Ama mesela karışmasa da sen onun tavrından anlamıyorsun, anlıyorsun gözü işte. Üstünde. Tabii ki anlıyorsun. Anlıyorsun. Bu aynı şey değil mi? Ortak tarafları var ama evet. bir de şöyle bir şey var. Mesela sınavdan 20 aldın. Eleştiren baba diyor ki niye 20 aldın, niye çalışmadın, diyor, oğlum ceza veriyor falan. Yüksek beklentisi olan baba diyor ki, bunun içinde tabii ki altta eleştiri var, 20 mi aldın diyor. İşte yani ben 100 bekliyordum ama bir daha aslında daha iyi yaparsın. Orada hop beklentiyi sana yüklüyor. Peki sevgiyi de kesiyor ama değil mi senin baban? Böyle bir şey var mı? O zaman zaten şöyle oluyor, sevginin olduğu yer... Beklediğini almadı, sevgi de vermedi mi ona? Vermediğini varsayıyorsun, evet. Sen mi varsayıyorsun, sevgi yok mu? Çocuk varsayıyor, sevilmediğini varsayıyor. O zaman bu senin varsayımın, böyle bir şey yok. Ama öyledir. Ben zaten çok sorarım. Mesela annem baban seni seviyor mu? Seviyor. Ama sevilmediğin anlar var mı diye soruyorum. Bizim çocuklar düşünmeyi bilmediği için yok diyor. Düşün diyorum. Evet var diyor. Bak mesela yeni sordum. Küçük kızla anne oyun oynuyormuş. Büyük kız da kaç yaşında? 10-11 yaşında. Oyuna katılmak istemiş. Anne demiş ki ödevini yapmadan katılamazsın. Ödevini yap öyle katıl demiş. Mesela orada hiç sevilmediğimi hissettim diyor. Şimdi anne o cümleyi sevmediği için mi söylüyor? Hayır. Ama çocuk sevilmediğini hissediyor. Peki çocuk sevilmediğini... Aynı mantıkla şuraya bağlayayım. Aynı tamam. Babam bana öyle bir şey demedi ama öyle demiş olsaydı ben de derdim ki ha babam benim iyiliğimin için istiyor ama sevildiğimi hissetmezdim. Peki bir çocuk sevildiğini hissetmiyorsa ortada sevgi olmadığını savunma hakkı var değil mi? Var, çok güzel ama sevilmediğini kendine kabul ettirirse yok olacağını düşünür ve illüzyon yaratır. En sevilmediğini hissettiğinden baban sana ne demişti? Bir dakika şu cümleyi tamamlayalım. Tamam, mesela tamam. Ünlülerin hayatına bak. Yani ünlü demeyelim, yanlış oldu. Kendi mesleğinin zirvesine ulaşmış insanların biyografi... Başarılı diyelim. Gazete röportajlarını falan onlara baktığımızda annelerinin babalarını genelde idolleştirirler. Çünkü sevilmediklerini kendilerine itiraf etmek istemezler. Çocuk da öyle. Çocuk da öyle. Sevilmediğini hissediyor ama sevilmediğini kendine itiraf ederse... Özellikle ergenlikten önce yok olmaktan korkar çocuk. Onun için kendine de itiraf edemez.
Sen bu nasıl savları nasıl oluşturuyorsun? Ama öbür soruyu ne olur bana cevap ver. Yani hayatında böyle bir cümlen var mı babanın söylediği ve senin böyle yok olup, çünkü senin bir yerden kendini var etmiş olman gerekiyor bu başarı bak, hikayesi mesela, için. Bak mesela bende eleştiriden ziyade övgü vardı evde. Övgü. Nasıl? Mesela babam derdi ki işte komşular gelirdi. Veli toplantısına gittin mi? Ya gidemiyoruz ki veli toplantısına. Öğretmenler gelme diyor bana. Özgür'le ilgili ne söyleyeceğiz? Bu gibi. Topluma karşı ikili ilişkiniz. Hayır hayır öyle değil. Ben duyuyorum bunu topluma karşı. Evet. İkili ya ben daha çok dediğim gibi övgü vardı. Eleştiri öyle bir cümle yok aklımda. Ama şu cümle var mesela bunu söyleyeyim. Elektrik kesilmişti. Ama sokak lambası yanıyordu, tamam mı? Ben de ödevimi alıp sokak lambasının altında yatmıştım, yapmıştım. Havada biraz soğuktu. Ondan sonra ertesi gün işte Hamdamcam diye bir misafirler geldi. Ondan sonra babam demiş ki Özgür şeyini, ödevini elektrik lambasının altında yatmış. Sonra geldim, aa böyle yapmışsın, böyle yapmışsın diye orada bir konu oldu. İşte orada sen hissediyorsun ki senin çalışmanla insanlar gururlanıyor seninle zannediyorsun. Diyorsun ki ben bunu devam ettireyim. Hmm. Bilinçaltında öyle. Yani aslında her zaman kabul görmek için, kabul görmek için bu çabalara giriyorsun. Zaten bunu fark ettiğim anda evet. Da dedim ki ben başka bir yolculuğa gireyim. Ha, sen de sordun ya gerçekten yendin mi diye. Yani gerçekten yenme diye bir şey yok, yok bence. Yok, yolculuk hayır, var yani. Şey ama yolculuk espri, olmak da güzel yani. Bence de yani hangi yola çıkacağını fark edip o yolda olmak bile bence başarmak evet, demek. Evet. Yani hiç öyle o işin şakası. Diğer soru savlarımı nasıl oluşturuyorum? Aslında savları nasıl oluşturuyorsun değil. Nasıl yani şimdi para kazanma meselesi sende çok geç yaşta oldu değil mi? Evet böyle. Çok oldu. Şimdi, hatta ilk sene doktoramı bitirdikten sonra ilk 3 sene hiç para almadım. İlk paramı da şey verdi, Sevinç Atabay Hoca verdi. Oğlum dedi ayıp dedi para almadan olur mu bu işler dedi. O verdi. Ben böyle bir ayıp olacağını düşünüyordum eğitimci olarak. İkincisi de yani ne bileyim aklıma gelmiyordu para istemek. Sonradan Sevinç Hoca öyle dedi bana. Oğlum dedi para almadan olur mu? Sonra da dedim ki herhalde ben bundan para kazanırım dedim. Niye çok mu zenginsin peki o arada? Ne zengin hiç param yok. Neyle geçiniyorsun? Hayır bir üniversitede çalışıyorum orada tamam. Maaşım var. Tamam. Maaşım var ama zaten o İstanbul'da ev kirası yani normal yani temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Peki bu eğitim nasıl gerçekleşti bunların hepsi? Bilmiyorum insanlar duydu. Sonra Hürriyet'te yazmaya başladım. Bir kişi çağırdı sonra o çağırdı dinlediler. Ay bize de gel bize de gel öyle oldu. Yurt dışına nasıl gittin Harvard'a? Harvard'a nasıl gittin? Anlatayım onları. Çok merak ediyorum küçücük ama kısa tamam. bin tane yerde anlattın zaten. Şöyle ya. Nasıl gittim? Paran yok. Param zaten yok zaten yok zaten. Bütün hayatım burslu benim. Boğaziçi'ni bitirdim. Tamam. Ondan sonra Boğaziçi'ni işte... Biliyorsun fakülte birincisi olarak bitirdim. Evet. Sonra Harvard'a başvurdum. Harvard doktoraya başvurmuştum ben direkt doktora yapmak istiyordum. Doktoraya tamam. Kabul etmedi. Dedi ki yüksek lisansın yok. Yüksek lisansa kabul etti. Tamam. Sonra ben burs aramaya başladım. Bursu bulamadım. Tamam. Harvard bana çok yani verebileceğin en yükseğini verdi ama yetmiyordu Harvard'a para. Sonra ben burs aramaya başladım. Bulamadım. Sonra Harvard'a dedim ki bir sene öteleyin. Erteleyin. Para bulacağım. Evet onlar da ertelemedi. Ondan sonra ben de ne yapayım derken Boğaziçi rektörüne gittim. Hı. Ondan sonra rektör yardımcısına bir yazı gönderdi. Dedi ki bu çocuk fakülte birincisi zaten. Seneye Milli Eğitim Bakanlığı bursunu, Fulbright bursunu zaten alır. O yazıyla Harvard bir sene ertelemeyi kabul etti. Sonra $1000 istedi benden. Bende yine para yok. Sonra Boğaziçi Vakfı da $1000 ödedi bana. Harvard ödedi benim için. Sonra ben bir sene çalışırken Fulbright bursunu kazandım. Sonra Türkiye Eğitim Vakfı. Başvurdum. Türkiye Eğitim Vakfı da o zaman yurt dışına eğitim için burs vermiyordu. Tamam. Türkiye'de veriyor ama sonra ben onlarla dedim ya işte böyle böyle anlattım ve 40. yılında ilk defa bana burs verdiler. Zaten şimdi Türkiye Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulundayım. Öyle işte Harvard'a gittim. Yani, bilmiyorum yani bu soruyu mu sormuştun? Evet evet tam olarak bu soruyu sormuştum. Evet. Bak soruya cevap verirken soruyu bile telaşlanıyor. Bu soru muydu gerçekten? Bu... Hayır başka bir şey sordun sanki asla bunu anlattın. Asla bunu sormadım. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Parasızlık ama bir idealizm var, bir zeka var kabına sığmayan ve sonra da bir yol açılıyor. Sen biliyor muydun buraya geleceğini meselenin? Ben ya şöyle bir şey yani hissediyorsun onu yaşıyorsun oluyor gibi geliyor mesela. Mesela ben biliyordum oraya gireceğim. Hatta ben 99'da New York Üniversitesi'ne gitmiştim.
O zaman Harvard'a girerim demiştim. Ama çok iyi plan yaptım ben. Çünkü GPA'nin yüksek olacak, GRE'nin yüksek olacak. Mesela ben en son matematik lise 1'de görmüştüm. GRE'den 800 üzerinden 770 aldım. Çünkü tekrar üniversite sınavı gibi bir matematiğe çalıştım yani. Sonra TOEFL'ım yani çok zekisin, anlaşıldı. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Çok bak, zekisin. Bak ne? Gerçekten bir şey söyleyeceğim. Ne? Bak yemin ediyorum bana insanlar öyle söylüyor ama ben 4-5 yıldır herhalde ben zekiyim demeye başladım. Gerçekten. Neden hissi... bu özgüvensizlik? Bu özgüvensizlik mi sence? Kendini bilmez misin? Ben çünkü zekama hiç güvenmem. Neden? Hiç güvenmem. Çünkü her zaman çalışmaya güvenirim. Zeki olsan ne olacak ki, olmasan ne olacak çalışmadıktan sonra? Çok zeki insan var, çalışmıyorlar yani. Ama sen hem zeki hem çalışkansın. Ama ben zeki olduğumu kabul etmedim, hiç kabul etmedim. Etmedin mi, ettirilmedin mi? Ya insanlar hep diyordu yani ortaokulda, lisede zeki zeki diyordu. Ben hiçbir zaman yani Harvard'da 12 saat çalışıyordum her gün. Yani doktor hayatımda öyle çalıştım. 12 saat, 14 saat peki, çalışıyordum. Peki Harvard'da yani kabul olunca hatırlıyor musun annene babana ilk baktığın anda? Ne dedin onlara? Çok merak telefonda. Ya da baban ne dedi? Telefonda. Ha telefonda. Telefonda hatta söyledim. Hatta gider yüzlerine söyler. Ya İstanbul'dasın, Antalya'ya gitmedim. Evet Antalya. Ama ya hayatım en mutlu anlarından bir tanesiydi. Çok güzel. Bir bağır. Kendin için mi? Bak bu bağırdım Harvard'ı kazanınca. Tamam. Bir de onu ne zaman yaptım biliyor musun? Beni tanıyınca. O zaten lütfen kesin. seni tanıyınca şey yaptım. Hay Allah. Taklattım. Ah, teşekkür ederim. Bir de ne zaman yaptım biliyor musun? Sana bir araştırma anlatıyordum ya biraz önce. Ya evet. Onu keşfettiğimde yaptım. Ya. Yemin ederim wow dedim. O tartışma şey... konusunda ayrı program yapacağız tamam, Özgür. Tamam, okay. Şimdi bana soru hazırladın geldin biliyorum ama son kitabın sevgili Pelin Küçükoğlu ile beraber yaptığın kitap. Çok hoşuma gidiyor ve bu da o kitabın kartları, sohbet evet. kartları. Sorularla büyüyoruz evet. kitabının. Ben çok kullanıyorum bu sohbet kartlarını. Süper. Her ortamda yani taş kağıt makas da dahil olmak üzere çok kıymetli buluyorum. Ama merak ediyorum mesela sen acaba benimle ne konuşacaksın çevirdiğin bir kartın arkasından çıkan cümleye? Arkasını çevir. Öyle olsaydı kopyacılıktan hem zeki hem çalışkan adamın ben okuduğu yeri mi sorarım? Görmediğim. Aa bak bak üç kağıtta bunu yapacaksın. Ben anlamadım ama daha iyi bir soru. Hepsini mi soracağım? Hayır. O zaman daha iyi bir soru sormak istiyorum. Hayır sen kendin cevap vereceksin. Ha, sen bu... bana ayrı soru soracaksın. Ha ben sen kendim cevap vereceğim. Tabii. Ha ben sana soracağım zannettim. Tamam zekayla ilgili haklıymışsın. Şaka. Ama bir şey diyeceğim. Ve şuna bakıyoruz. O araştırmayı anlatayım seni. Sana. Anlat ama onu önce biz bir tartışalım. Ben daha sindiremedim. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz sevgili izleyenler? Özgür karşılaşıyoruz. Hem zaten çok yakın ısıyoruz hem sık sık da beraber çok gerçekten çok seviyorum. Ama didişmeyi de çok seviyorum. Çünkü zekasını çok seviyorum. Ve geliyor bir şey keşfettim diyor. Şimdi. Evet diyorum cümleyi söylüyor. Benim o cümleyi sindirmem, gözümün önüne getirmem, empati kurmam ve anlamam zaten bir 10 dakika alıyor. Zeka farkımız zaten buradan ortaya çıkıyor. Ben böyle yapıyorum bekle. Bunu öyle yapınca öyle oluyor, o öyle yapınca öyle oluyor. Ha, diyorum. Tamam işte bunu buldum diyor. Neyi buldun anlamıyorum diyorum. Anlatıyorum diyor. Yani böyle başlıyoruz biz içeride de öyle oldu. Şimdi onu söyleyeceğiz. Ama evet. Önce hangi kartı çektin? Bir günlüğüne görünmez olsan o gün neler yaparsın? Bir de dürüsttür ha canım benim. Hakikaten. Ama gerçekten onu düşündüm. Onu şeyi düşündüm. Mesela bir insan özel hayatına girmem asla öyle şey yapmam. Gerçekten hiç merak ettiğin falan birinin hayır, evine gitmez misin? Hayır ben şöyle yaparım. Hayır. Gitmem. Gerçekten. Gerçekten gitmem. Ben giderim. Gitmem. Asla gitmem. Çünkü ama şunu yaparım. Bazı ülkede siyasi kararlar alınıyor ya. Hı. O kararlar nasıl alınıyor? Mesela oraya girelim. Ha, onu merak onları ediyorsun. Onları dinlerim. Bunu mu merak ediyorsun hayatında evet. Özgür? Kimin evine gireceksin mesela? Yani sen, önem verdiğim mesela bir hayatı söyle. Nasıl yaşıyor? Şu an düşünemedim konsantre ama olmam lazım. Ama ayıp değil mi yani adam ne diyecek yani? Adam değil kadın zaten ya da. Benim yani de. Kadın, hani ama mesela atıyorum yani görünmez özel hayatına biri olsam bayağı gidip çok ciddiyim şu an geldi aklıma. Mesela Meryl Streep'in evine girip ne yapıyor bu kadını bakmak isterdim. Gününü nasıl geçiyor, nasıl uyanıyor, insanlara nasıl davranıyor? Gerek yok ki sorabilirsin onu ya da şey yaparsın. Sen Harvard'dan tanıyorsun. Tanıyorum bağlantıların ben. Bağlantıların var ve Meryl Streep'e ulaşabiliriz tabii, değil tabii mi? Böyle ki, bir insansın. Tabii, evet. Tabii. Gerçekten ama bunu yapalım. Merak ediyorsun Özgür. Gerçekten bunu. Görünmez oldun gittin siyasilerin arasına oturdun mu yani? Bu hayır mu? Ay, yani mesela kararlar nasıl alınıyor, kim nasıl alıyor? Mesela onlara şey yaparım diye düşünüyorum.
Kırmızıdan çek. Çok sıkıcısın. Ben sana dedim soruyu değiştireyim dedim. Sıkıcısın yani. Of. Bakayım. Şu soru çok güzel. Hadi al tamam onu al. Zaten diyorsun geç bulduk. Evet. Parayı değerli yapan nedir? Araba. Evet. Tamam. Arabacısı. Evet, yok. Parayı bak. Para ne çok senin güzel. İçin? Tamam. Söyle. Para benim için. Ne? Söyleyeceğim. Şimdi ben böyle 2-3 yıl para almadım ya insanlardan. Ama yokluktan da geldin ya biraz. Evet. Hani. Ben de yokluktan gelen biri olduğum için ne olduğunu biliyorum. O yüzden tamam. Hani burada gurcuklayan sunucu gibi görünmek hayır, istemiyorum. Hayır tamam okey. Ben de hani varlık yokluk ilişkisini ve parasızlığı, borcu, borç ödeme duygusunu bilen biriyim ve kazanarak var olmuş biri olduğum için merak ediyorum. Bu arada hayatımda 2 defa borç aldım ben biliyor musun? Ben de hiç almam. Hiç evet. Bu arada başka bir şey söyleyeyim mi sana? Ne? Çok alakasız bir konu ama işte neyse bir şey alacaktım. Sonra iki arkadaşım dedi ki bizde para var dedi. Biz verelim sana dedi. Yok dedim ya ben sizin paranızı niye alayım dedim. Kredi çekerim dedim. Gittim kredi çektim. Tamam mı? Sonra bir tane arkadaşım aradı. Dedi ki Özgür para var mı dedi çarşamba günü. Çarşamba olduğunu çok çünkü cuma ödeyeceğim dedi. Tamam mı? Ya dedim bende para yok çünkü ben bir şeyler aldım. Ama dedim iki arkadaşım varım çok samimi bana paralarını teklif etmişti. Ben kabul etmemiştim dedim. Sen onların parasını ondan sonra, ona mı teklif ettin? Evet dur ben kabul etmemiştim dedim. Ama evet. Dedim yani onlara söylerim dedim. Sana yatırsınlar sen cuma ödersin. Bak aynen şöyle oldu. Seminere giriyordum. Seminerden önce arkada ortak bir grup kurdum. Tamam mı? Üç evet. Kişi. Dedim ki işte Ahmet'e parayı gönderin. Cuma verecek dedim. Ve 3 yıl ödemedi adam. Ve ben onlardan almadığım parayı ben onlara ödedim. Hmm. Ve 3 yılın sonunda adam ödedi. Böyle bir şey de var. Neyse geçelim. Para bu demek. Para şu. Ne? Para, ben parayla ilgili sorunu nasıl çözdüm biliyor musun? Parayla ilgili sorunun mu vardı? Evet. Çünkü paraya yüklediğim anlam olumsuz bir anlamdı benim. Onun için para almıyordum yani. Hmm. Nasıl çözdüm biliyor musun? Bir kitap okudum. Kitapta diyor ki, hangi kitap diye sorma çünkü hatırlayamıyorum. Sormadım bir kitap, zaten. Evet. Hatırlasan söylerdim evet. Çünkü. Diyor ki para insanı değiştirmez. Para insanın içinde var olanı çıkartır. Evet. Yani para kötü insanı daha kötü yapar, iyi insanı daha iyi yapar. Evet. Bundan sonra benim bakış açım değişti. Ben kendimi nasıl görüyorum? İyi görüyorum. O zaman ben para alıp daha iyi olabilirim deyip parayla ilgili düşüncem değişti. Ve ben işte para yani geçmişe göre para kazanmaya başladım. Şimdi bu bir dinamik. Tamam. İkinci dinamikte para senin için var olmak oluyor. Yani işte parasızlıktan işte okuyamıyorsun ya var olmak oluyor. Bir anda işte yine yolculuk o. Bir an diyorsun ki ben parayı kazanarak daha iyi şeyler yapabilirim. Bir yandan param olsun ki ben var olmaya devam edeyim. Onun için iki tane farklı anlam birbirleriyle çatışıyor. Hı-hı. Ama şunu keşfettiğim an tamamen inanılmaz bir aydınlanma yaşadım. Böyle inanılmaz hafifledim. Para bir de başarının göstergesi olarak görüyorum. Ben mesela bazı güç görüyor, zenginlik görüyor. Biliyorsun bir tane, iki tane şey. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyor? Neyse tartışmayalım bu konuda. Söyle neyi yalan söylüyorum. Eğitim bilimci olarak sizde. Bırak şimdi. Söyle bakayım bana sorunu sor hadi. Bu arada ben şu kartlardan birini bir dakika ben sana şey soracağım. Bana soru hazırladın mı? Sen evet söylenmişti hazırlamamıştım hatırlatıldı hazırladım. Çok tatlısın. Evet. Bu süreci de bu şekilde. Evet. Buyurun hazırladım. Efendim bana soru sor. Soruyorum. Hı. Yalnız hissediyor musun? Senin gibi cevap vereyim mi? Hangi alanda? Hayatında yalnız hissediyor musun? Diğer insanlara güvenemeyeceğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum artık. Yalnız hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Ama böyle bu birinci çember dedikleri meselenin artık olduğunu düşünüyorum. Yani hayatında bir birinci çember var, orada çok az insan var. Zaten yalnızlık meselesi iki kişi olunca yalnız değilsin. Dolayısıyla yalnız hiç hissetmiyorum. Ama güvenle ilgili çok ciddi bir problemim oluşmaya başladı. Başladı, önceden yoktu. Çok koşulsuz güvenirdim eskiden. Kazık koşulsuz, yedim demeyeyim. Bir şey diyeceğim, koşulsuz güvenmenin altında şu da var. Yeteri karşıdakini yeteri kadar önemsemiyorsan da güvenirsin. Tabii. Ondan dolayı mı? Önemsemediğimin bir önemi yoktu. Ben ilişkimi güven üzerine kurarak başlıyordum hep. Ben sana güveniyorum, alanımı açıyorum. Burası benim oyun bahçem, hadi gel birlikte oynayalım. Zaman içinde bulalım hikayemizi gibi öyle düşün.
Şimdi artık bunun doğru olmadığını ve bu oyun bahçesinin kapısının hemen açılmaması gerektiğine karar verdim. Tamam. İkinci soruyu sorarım. Sor. En büyük korkun? Şu aralar ölmek. Ölmek? Evet. Fiziksel mi? Evet. Beden olarak gitmek hiç istemiyorum. Yeni çıktı bu benim başıma. Ne tetikledi acaba? Bilmiyorum. Senin en büyük korkun ne? Yok olmak. Hem ölmek? Yani hem bedensel hem de duygusal. Ölmek. Çünkü fikirlerin, yazdıkların kalacak. Yani bir şekilde hep yaşayacağız belki elbette. Onlar da yok olmak belki. Onların da yok olması. Öyle bir şey mümkün değil ama. Ya ona bakarsan gerçi ölmek mümkün de. O yani. Ne fotoğraf paylaşıyorsun bizimle? Söyle bakayım, monitöre bakıyorum. Allah da seni bildiği gibi yapsın evet. Oscar. Nasıl? Ya bu ne ya? Oscar konuşsaydı sana ne derdi? Birkaç arkadaşım dedi ki Oscar seni ne kadar çok seviyor. Ne derdi? İlk böyle dile seni geldi. Seni seviyorum derdi. Bu mu derdi? Evet. Onu hatta zaten... şey dedi. Oscar, ya Oscar ne kadar şanslı dedi. Neden dedim? Dedi ne güzel dedi aranızda sevgi ilişkisi var. Çok tatlı. Kime benziyor? Bilmem. Kime benziyor? Çok tatlı. Sana benziyor tabii. Kime benzeyecek? Bana benziyor. Bak. Ama her şey dört ayaklı sahibine benzer biliyorsun. Belki sen de. Korkak mısın? Korkak ne Bunu demek? Bunu hep sormak istiyorum sana. İyi denk geldi. Hata yapmaktan korkmak, işte aldatılmaktan korkmak, küçümsenmekten korkmak. Biliyorum ama korku dediğin şey yani... Ölüm... Bir taraftan bakıyorum, hiç korkmuyorum bir taraftan. Çünkü mesela diyor ki ay ne kadar cesursun, ay bunları mı yaptın, ay bunları mı yaptın diyorum. Ve o bana cesaret gibi gelmiyor. Bir taraftan da bakıyorum, korkuyorum. Bir taraftan da korkularım var tabii. Hiç yapamadığın şeyler var mı Özgür? Hiç yapamadım. Evet. İsteyip. Evet evet beceriksiz olduğun. Bayağı bildim. Aa var canım ev işleri şeyler falan. Şunu... Yemek yapabiliyor musun Özgür? Yok. Ben biliyordum da senden evet, duyayım evet. istedim. Yok mesela ya şunu tahmin et falan dese hayatta yapamam. Evet onu yapamıyorsun. Ama mesela şöyle bir şey yemek de var. Yemek yapamıyorsun. Aa, ya yemek yumurta falan kırıyoruz da salata çok iyi yapıyorum. Ama hazır salatayı kaba koymak gibi mi? Hayır canım bayağı yapıyorum. Yıkayıp şey mı yap, ne? Kombinasyonlar yaratıyorum falan. Ha bu yeni bilgi. Evet. Şey, babam mesela benim elim, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, elim böyle yakışmaz işlere, iş yapmaya yakışmaz Kimin yani. Kimin fikri bu? Benim fikrim ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Ha. Mesela bir şey tahmin edilecek, babam böyle espriyle der, işte Özgür'ü çağırın o yapsın falan der. Böyle benle dalga geçerdi mesela, onu hatırlıyorum. Kim yetenekli evde bu konuda? Taylan yetenekli. Hı. Abim de öyledir. Ha bak bir şey hatırladım babamın şeyinde, onu söyleyeyim sana. Böyle odun aldık, soba yakıyoruz ya, odun aldık. Odun evin önüne geldi işte. Sonra annem babam onu odunluğa taşıyacak. Tamam mı? Ben de odunun geldiğini duydum. Gideyim yardım edeyim dedim. Tamam mı? Tamam. Gittim. Babam dedi ki ne yapıyorsun dedi. Dedim yardım ediyorum. Senin dedi görevin dedi buradan buraya odun taşımak mı dedi. Dedim yardım ediyorum. Hayır dedi. Biz bunu yapıyoruz. Sen kendi görevini yap dedi. Ders çalış. İçeride ben ders bir de şey yapıyordum ya ben Türkiye'de ders yapacağım diye çok çalışıyordum ya. Sen dedi senin dedi görevin ders çalışmak dedi. Kopuyorum. Arkadaşlarım kulağıma kopya veriyor. Sen flüt çalmayı bilmiyormuşsun Özgür. Yo nereden çıktı o? Arkadaşlar nereden çıkmış o? Hayır ben flüt çalarım ama şey. Aa orada mı var? Yok artık saçmalamayın. Hayır ben. Aa saçmalamayın. Özgür gol evet. yedin. Vallahi ben senin gol tarafındaydım. Gol yemedim ki. Ben tamamen size kulağıma diyorlar ki flüt çalamıyor, flüt çalamıyor. Ben ne dedim? Ne dedin? Flüt çalabiliyorum dedim. Sonra tamam. cümlemi tamamlayamadım. Tamamlıyorum. Tam anlatmıyorsun evet. cümlesini. Flüt çalabiliyorum. Evet. Bir müzik, bir ses, bir ayen çıkmıyor. Benim de çıkmıyor. Çıkmıyor ama. Çaldı mı? Çaldım işte yani. Çaldı mı arkadaşım? Çaldım. Ya müzik yok, arkadaşımı ayen yok. Arkadaşımı da ezdirmem. Evet. Çaldı evet. mı? Çaldım mı? Çaldım. Rejiden ses gelmiyor. Çaldı mı? Tebrik ediyoruz. Evet. Utandılar. Çaldım. Arkadaşım evet. ben senin valla bunu yapmak benim fikrim değildi. Ben kesin çalıyorsundur diye düşünmüştüm. yok. Seni kırmazsan bir soru sorayım mı? Çok dilimin ucuna kırılırım. Geldi. Çok kırarsan kırılırım. Geri alacağım tamam, sorumu. Oldu, arkadaşlarıma hadi. Da kesin tamam. buraya diyeceğim. Nasıl bir baba olmayacaksın? Ben çocuğumu yetiştirmeyeceğim. Tamam eve bir tanem birisi geliyor. Ben beraber büyüyeceğim. Hmm. Onunla beraber büyüyeceğim. Şimdi ben böyle bir defter tutmaya başladım. Program ne kadar ne zaman ne kadar sürüyor? Bitiyor şu anda. Vedalaşıyoruz seninle. Öyle mi? Evet, biraz daha şuraya bir cümle yazmanı istiyorum. Bu senin sayfan olacak. Ben seninle ilgili sevgi dolu duygularımı yazacağım buraya. Sen programı izlerken en sonunda göreceksin bu sayfayı. Ama bu sayfayı senin kendi cümlenle bitirmeni istiyorum. O yüzden sen yazarken ben de öz çekim wow. yapacağım.
Ne oldu, etkilendin değil mi? Ne çok oldu, sıkılıyordun? Etkilendim. Tahmin ettiğim kadar. Daha yüksek bir şey buldun değil evet. mi? Evet. Zekan şaşırdı mı? Çok şaşırdı. Çok teşekkür ederim. Bak böyle bir insan kendisi. Şimdi bir tane öz çekim yapacağım. Tamam. Bu öz çekimin, bu fotoğraf koyacağım yani sayfaya. Öz çekimimizin fotoğrafını koyacağım. Nasıl istersen şey yapalım, öyle yapalım. Şimdi çevireyim. Telefon konusu. Nasıl durmak istersin? Ayağında kalkabilirsin. Nasıl istersen. Evet. Şöyle tarih bizi de yazsın diyelim. Sevgili izleyenlerimiz, bambaşka sohbetlerin sonuna doğru yaklaşırken Özgür'e son sorumu soracağım. Bu son sorunun cevabını sizler sosyal medya hesaplarımızda dinleyeceksiniz. Özgür bana cevap verirken programımız sonlanmış olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ceplerine ne alıp gitsinler? Bir tek bunu söyle. Bu programdan ne kalsın zihinlerinde? Ondan sonra sorumu soracağım. Günün sonunda en önemli şey... Çocukla kurduğu sevgi ilişkisi, insanların çocuklarıyla kurduğu sevgi ilişkisi. Sevgi ilişkisi. Bugün aslında yola çıktığımız cümle başarı bir yolculuktur, varış noktası değil demiştik. Aslında konuştuklarımızın içinde bu cümlenin altını dolduracak çok şey vardı. Hemen dönüp soruyorum. Senin için yol mu başarı yoksa varış noktası mı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Başarı tanımım çok değişti. Eskiden başarıyı kazanmak... İşte birinci olmak ve sahip olmak olarak görüyordum. Ve bunlar aslında geçici. Sen biraz önce söyledin zaten açılışta. Sürekli o zaman başarmak zorunda mısın? Evet. Şimdi başarı tanımım değişti. Başarı tanımım diğer insanların hayatında ne kadar anlam yaratıyorsun? Artı ne kadar kendin olarak tamamlanmak dedin de tam olabiliyorsun? Kendin olarak tam olabildiğin her an başarı. Anlam yaratabildiğin her an başarı. Bak mesela televizyon programında bile çıkarken, evet. burada çıkarken tamam mı? Ve bir müzik açtım ve kendime dedim ki, şimdi bir bakış açısı ne olur? Güzel bir program olsun, güzel cevaplar vereyim, işte diyalog olsun falan. Etki var mı? Yok. Çıkarken hemen dedim ki, öyle şeyler söyleyelim ki bizi dinleyenlerin hayatı değişsin. Bu bile yapınca ne oluyor biliyor musun? Böyle bir huzur geliyor içine. Değil mi? Evet. Yani bunu diyebilirim. Peki o zaman sosyal medyada cevabını alacakları soruyu sorarak programı sonlandırıyorum. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayatımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yapacağımızı biliyorum. Bana çok şey öğreteceğini, annelere, babalara çok güzel şeyler öğreteceğini ve ben biliyorum çok iyi bir baba olacağını, şaka bir yana. Bunu bir kere söylerim, bir daha söylerim. Tamam. Bu kayıt alabilir miyim? Evet, sonra kullanacağım bunu. Gerçekten seni çok seviyorum ve sorumu soruyorum. Hayatta en başarısız hissettiğin an ne zamandı? Bunun cevabı sosyal medyada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zeki ama uzun süre farkında değilmiş. Bana ilginç geldi. Çalışkan olmasını daha çok önemsiyor. Mutlu görünüyor ama bir yerleri sanki hep eksik gibi. Mesleğinden konuşurken en çok huzurlu ve yakın çevresiyle sevgi ilişkisi kuran biri. Kendi kalemiyle sayfanın sonu. Günün sonunda en önemli şey kendin olarak var olmaktır. Özgür Bolat.